Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com. ...101 ülkeden misafir ağırlamış bir turizm şehri aynı zamanda Safranbolu'muz. Biz ortaya koymuş olduğumuz yıllık 1,5 milyon turisti burada ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. İlçemizde 2022 yılı boyunca 200.000'i konaklamalı olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırladık. Yerli ve yabancı. Doğrusu ben buraya gelip de ziyaret eden bu turistlerimize teşekkür ediyorum. Tabii bu bizim için yeterli mi? Değil. 2023 için bizim hedeflerimiz var. Bu noktayı daha da kaliteli bir turizm ortaya koyarak hizmet sektörüyle olsun, konaklamalarıyla olsun, yeni turizm destinasyonlarıyla olsun daha profesyonel bir şekilde ele alarak ulusal ve uluslararası düzeyde katılacağımız fuarlardaki profesyonel tanıtımlarla, STK'ların öncülüğünde, iş adamlarımızın öncülüğünde, ortaya rehberlerimizin öncülüğünde biz hinterlandımızı daha da genişletmeye kararlıyız. Artık üzerine Safranbolu'nun yeni turizm noktaları, destinasyonları, turizm kulvarları ve yeni bir turizm anlayışı ortaya koymalıyız. Biz bu işi en iyi yapanlardan daha iyi yapar noktaya getirmeliyiz bu işi. Nitelikli turizmi biz Safranbolu'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu yıl Allah'a şükür turizmcilerimiz memnun. Seneye inşallah daha iyi olacak. Yeni yıl heyecanı yaşıyor ülkemizde, malumlarınız olduğu üzere. Safranbolu'muzda bir turizm kenti. Aralık ayında olmamıza rağmen Safranbolu'muzda yılın 12 ayı turizm var. Sadece belli bir periyotta değiliz. Şu an Safranbolu'muzda yaklaşık %80 doluluk oranına sahibiz ve eminim ki bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde de tam kapasiteye ulaşacak. Bu tarihi şehri, bu içerisinde hakikaten yürüdüğünüzde zaman içerisinde yolculuk yaptığınız, o 300 yıl önceki havayı soluduğunuz, teneffüs ettiğiniz bir alan. Burası tesadüfen oluşturulmuş bir alan değil. Aynı zamanda bir mimari harikası. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com.